Sevgili izleyenlerimiz, bugün yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Sedat Yalçın'la birlikte seçim otobüsündeyiz. Evet, otobüs de şu anda Bursa merkezde. Şu anda neredeyiz? Haşim İşcan Caddesi'ndeyiz. Sedat Yalçın ve Osman Gazi Belediye Başkan Adayı Yunus Kolçak birlikte halkı selamlıyorlar. Onlara sevgilerini, saygılarını iletiyorlar. Evet Sayın Başkan Adayı, nasılsınız? Evet, çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz otobüsümüze. Evet, Sayın Bozbey'den sonra sizin otobüsünüze geldik. Nasıl geçiyor? Artık son 5 gün. Son 5 gün gayet güzel. Halkımız aşağı yukarı kararlarını oluşturdular. İlginç bir seçim dönemi oldu. Tam bir taraftan yerel konuların konuşulduğu, bir taraftan da genel ekonomik sorunların da çok gündem olduğu bir seçim dönemi geçirdik. Hem vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumları kamuoyunun gündemine getirmek, hem de kendi şehirlerimizle ilgili düşündüğümüz, sorunlara çözüm olarak ortaya koyduğumuz projeleri de paylaşma imkanı bulduk. Çok olumlu karşılandı yaptığımız kampanya halkımız tarafından ve inanıyorum hem Türkiye açısından bir mesaj verecekler, hem Bursa'nın yönetim anlayışıyla ilgili de yepyeni bir duruş gösterecekler diye inanıyorum. Evet Sayın Başkan, dün yaptığınız toplantıda, proje tanıtım toplantınızda sonuncusuydu. Orada söylediğiniz bir cümle çok dikkatimi çekti. Bursa malum deprem bölgesinde bir kent. Evet. Dolayısıyla bütün başkan adaylarının projelerinde kentsel dönüşüm var. Ama bunun nasıl yapılacağı, nasıl finanse edileceği ve ne şekilde gerçekleşeceği noktasında henüz her şey havada. Evet. Ama siz dediniz ki eğer bu kentte kentsel dönüşüm bu şekilde, bu hızda ve bu anlayışla gerçekleşirse 272 yılda bitmeyecek. Evet, öyle. Çünkü rakamlar onu gösteriyor. Bursa'nın 600 bin civarında depreme dayanıklı olmayan konut stoku var. Ve uzmanlar yarın deprem olabilir diyorlar. Şu anda belediye başkanımızın açıkladığı yılda 2200 civarında bir kentsel dönüşüm çalışması yapılabiliyor. Bunu böldüğünüz zaman sizin ifade ettiğiniz gibi 272 yıl yeni bir şey yapmak lazım. Bu inşaat yapım yöntemiyle ilerlersek biz İstanbul'da da Bursa'da da büyük bir tehdit altındayız. Bir defa kök sorunumuz aşırı kontrolsüz nüfus artışı. Bununla ilgili özel bir strateji açıkladık biz. Hem sanayi yerleşimiyle ilgili, hem Bursa'nın geleceğine dair nüfus dengelenmesi bakımından orta uzun vadeli bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu yaparken de mevcut acil durumun giderilmesi anlamında da bizim modüler konut sistemi dediğimiz, İngiltere'de, Amerika'da ve Çin'de uygulanan, yaygın bir şekilde uygulanan o modeli fabrikada üret, tabii o fabrikayı Bursa'ya biz getirmek istiyoruz. Hem özel sektöre, hem kamuda, hem de belediyenin kendi sosyal konutlarında kullanılmak üzere bir yeni bir model öneriyoruz. Bu bizzat İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Konseyi'nin önerdiği bir modeldir. Ve bunun tüm adayların gündemine alması Bursa açısından son derece önemlidir. Betonla, demirle biz bu kadar ilerleyebiliyoruz. Yeni bir inşa yöntemi Bursa için belki 10-15 yılda bu büyük depreme hazırlık çalışmasını tamamlama imkanı olacak. Aksi halde ben mevcut gidişatta çok verimli bir çalışma görmüyorum. Bizim torunlarımız dahi Allah korusun enkaz altında kalma riski var bu gidişle. Deprem kapıda çünkü. Evet. Peki bunun finansman noktasında da aslında çok basit dediniz. Finansmanı şöyle, bu şu anda yaptığımız konutlardan daha uygun maliyette, çelik bazlı, depreme dayanıklı bir modüler sistem. Bunu çok değişik aşamalarında siz vatandaşa verebilirsiniz. Vatandaş kendisi de içini tamamlayabilir, siz de yapıp verebilirsiniz. Çok sayıda alternatif finansman yöntemi var. Zaten şu anda bir konut finansmanı yapılıyor ama pahalı konut yaptığımız için daha az konut üretebiliyoruz şu anda. Halbuki o finansmanı bu modele getirin, çok daha fazla üretme imkanımız olacak. Yani 50 yılda yapılan iş belki 10 yılda yapma imkanı ortaya çıkacak. Peki gerçekten yere basan projelerle kamuoyunun karşısına çıktınız, açıklamalarda bulundunuz. Ama bence dünkü seçildikten sonraki ilk 100 gün daha hepsinden anlamlıydı. Bu projeler yapılır, hayata geçer, geçmez şey değil ama ilk 100 günü planlamak gerçekten farklıydı. Evet. Farklıydı.
Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ya ben bir yönetim anlayışında bir devrime ihtiyacı var Bursa'nın. Yani çok büyük sorunlarımız var ama bu sorunları çözmek için küçük küçük adımlar atıyoruz. Halbuki radikal bazı temel değişiklikler yapmak gerekiyor. Birincisi, bu kentin verileri yok. Yani yöneticiler karar alırken esas alacakları bir kent verileri yok. Biz bunlarla ilgili bir merkez oluşturma, birinci işimiz bu olacak. Hemen kent konseyinin daha aktif Bursa'nın meselelerini gündeme alacağı bir kent konseyi anlayışı yapmak istiyoruz. Hemen yine ikinci gün bir akademik danışma kurulu oluşturmak istiyoruz. Bursa bilgiyle, bilimle yönetilsin istiyoruz ve büyük bir şeffaf ortamda yönetilsin istiyoruz. Bunları yaptıktan sonra Bursa'nın temel zaten hazırlıklarımız hepsi var. Çalışma gruplarını oluşturacağız en az 20 başlıkta. Bunlara bir ay süre veriyoruz. Hepsinin zaten bizim çalışmalarımız hazır. Buradaki uzmanlar bunları Bursa'daki son duruma ve sahadaki durumu dikkate alarak raporlarını oluşturacaklar. Biz 100. günün sonunda bürokrasiye tüm talimatları vermiş olacağız. Hem finansman modelleri, hem bütçesi, hem teknik olarak projelerin altyapıları ile ilgili tüm çalışmalar tamamlanacak ve işimize bakacağız. İlk 100 günde biz bütün sahanın toparlanması ve hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Ama biliyorsunuz böyle özellikle Bursa gibi kentlerde o kadar kolay olmaz bunlar. Niye tabii olmaz? Biliyorsunuz öncelikle bir tebrik ziyaretleri başlar. Evet. Aylar süren. Evet. O tecrübem var benim. Evet. Daha önce birkaç kez yaşadım. Onu genelde şöyle çözeriz. Öğleden sonra 2 ile 5 arasında ziyaretler olur. Sabah erkenden biz mesaimize başlarız. 2'ye kadar o günü bitiririz zaten toplantılarımızı. 2 ile 5 arasında da halkımızla buluşuruz. Halkımızın gerçekten öyle bir güzel geleneği vardır. Bir hayır dualarını ederler. Yeni seçilen başkanın yani bir güç katar, manevi bir güç verirler ziyaretleriyle. Biz de çok büyük memnuniyette halkla beraber yönetmeyi düşünüyoruz zaten. Halktan saklı gizli hiçbir şey olmayacak. Bu kentin oluşan tüm katma değerini yine Bursalılarla paylaşmak istiyoruz. Peki bu tabloya baktığımızda artık son haftadayız ve pazar günü kısmetse herkes, bütün vatandaşlarımız sandığa gidip tercihlerini kullanacaklar. Evet. İlk üçte olduğunuza inanıyor musunuz? Kesinlikle inanıyoruz. İlk ikide de olduğuma da inanıyorum ben. Çünkü şu anda halkımız bir karar vermişler. Bir ciddi bir tepki oyu geliyor. Bu bizimle de ilgili bölümü var. Bizimle ilgili olmayan da bölümü var. Bu tepki oylarının nasıl yönlendirileceğini 31 Mart'ta göreceğiz. Bence anket firmaları ölçemiyor bu durumu. Ben daha önce 4 büyük seçim yönettim Bursa'da. Bu kadar flu ortam pek olmazdı yani. Daha net olurdu. Şu anda vatandaş bir de bir ortam, kimse görüşünü söylemiyor. Ve son ana kadar bekliyor. Vatandaş istikrarı önemser. Bir de büyük hatayı ısrarla yaptığınızda bunun da bir gereğini yapar. Milletin öyle bir tepkisi de var. Bir de yöneticileriyle halk arasına bir mesafe girmişse, bir kibir girmişse, halk bundan da çok rahatsız şu anda. Onu da çok net görüyoruz. Bir de yani 30 yıl prim ödeyip de şimdi 10 bin lira maaşa mecbur bırakılan emeklinin de bir tepkisi var. Onları da göreceğiz sahada. Peki son sorum olsun. Yıllarca tabii bir de partinin en güçlü olduğu dönemde, iktidarda olduğu dönemde, hala iktidarda ama en güçlü olduğu zamanlarda il başkanlığı yaptınız. Şimdi farklı bir siyasi partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız. Evet. Nasıl bir duygu? Şöyle, ben mevcut iktidar partisinin ilk 10 yılında ülkeye çok güzel hizmetler ettiğini, ben de içinde bulunduğum yıllardı, onu her yerde anlatıyorum. Allah razı olsun bu hizmetlerden, ama ikinci 10 yılda maalesef aynı ortam yok. İkinci 10 yılda gerek liyakat konusunda, ortak karar alma konusunda, şeffaflık konusunda çok ciddi geriye gidiş var. Şu andaki ekonomik krizin arkasında da bu kararlar var, bu uygulamalar var. Bence iktidar partisinin bir yeniden bir çek etmesi, yani ben nerelerde hata yaptık, nerelerde eksik bıraktık, onun değerlendirmesini yapıp ona göre yeni bir yol haritası izlemesi gerekiyor. Böyle diğer partilere ya siz bizim oylarımızı bölüyorsunuz vesaire konusunu bence çok
büyük bir hata. Çünkü diğer partilere giden oylar, o partiler olmasa da tekrar AK Parti'ye dönmeyecek oylar. Yani dolayısıyla o kırılan, üzülen, yoksullaşan insanların neden bu duruma geldiklerini bizzat iktidarın görevidir yani. Bunu analiz etmek, nerede eksik bıraktık diye düşünmelere gerekir. Hayırlısı olsun diyelim. Evet, son çağrınız Bursa'da. Evet, Bursalılara son çağrım. Bu şehrin gerçekten yaşanabilir bir şehir olabilmesi için, o özelliklerini kaybetmemesi için, yeşilini kaybetmemesi için ve çocuklarımızın geleceğine güzel bir şehir emanet edebilmemiz için liyakatli ve sürdürülebilir bir Bursa, yaşanabilir bir Bursa'yı hedefleyen adayları iyi seçsinler. Ben Yeniden Refah Partisi adayı Sedat Yalçın olarak ve ilçe belediye başkan adaylarımızla hep beraber, Yunus Kolçak Bey şu anda aramızda, Osman Gazi Belediye Başkan adayımız, göreve hazırız ve Bursa'nın bütün sorunlarının çözümleri elimizde, projelerimiz hazır. Pazar günü Bursalıların desteğini bekliyoruz. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Bursa'da bugüne özel yaptığınız açıklamalar için başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.